Evet, selamlar. Bu hafta haftalık vlog yok maalesef ki. Hem bir şey çekemedim hem de geçen haftanın birebir aynısıydı. Yani fuar, hafta içi prodüksiyon çok aynıydı her şey. Ben de dedim ki bu hafta Monster'ın motovlogunu yerleştirelim. Bir de aslında bu video cuma gelecekti. Videoyu çektim abi. Ses kaydım kendi kendine kapanmış. Ben kendi kendime 40 dakika konuşmuş. O yüzden bu hafta vaktimiz var. Monster'ın motovlogu. Karşınızda 2020 model Monster 821. Çok daha yeni. Birbirimize alışma aşamasındayız. Kaska eldiveni koyacak bir yerim yoktu, artık idare edin. Daha 295 kilometredeyiz. Henüz daha rodajdayız. Ben de yavaş yavaş alışıyorum açıkçası. Tabii ki yüksek hacimde çok fazla motor kullandım. Beygir olarak da yabancı olduğum beygirler değil. Aslında Monster benim yıllardır bölüm bölüm görüştüğüm eski kasalarıyla, eski modelleriyle, abisiyle, dedesiyle bir model. Şimdi yola çıkalım, uzun uzun motoblogda ne oldu, ne bitti, nasıl aldık, ne hissediyoruz, ne düşünüyoruz hepsini anlatayım. Evet. Bu sefer iyi bir ses kaydı aldıysam bu videoyu izliyoruzdur. Eldivenleri de CPD'nin GTX modeli. Bununla uyumlu olur diye aldım. Bence güzel de oldu, ancak bu biraz yazlık bir eldiven. Bugün size artistik yapayım diye elim dondu. Kışlıklara devam edecektim. Hadi bakalım çalıştıralım, konuşalım. Bayağıdır motovlog yapmıyorum. Yolda gelirken kendi kendime konuşup sonra kendime kızdım. Ulan malzemeyi harcıyorsun diye. Öncelikle maaşımızı verelim. Motorumuz zaten sıcak. Malum buraya geldik. Yolda anlatacağım. Sadece bunu yolda gösteremeyeceğim için. Bilmediğim bir özellikti bu aldığımda. 3 tane sürüş modu var. Sürüş modları şu tuşa bastığınızda açılıyor ve Sport, Touring ve Urban olarak 3'e ayrılıyor. Urban en düşüğü, Sport en yükseği, aşağıdan yukarı. Mod düştükçe, yani güç düştükçe Traction Control ve ABS gibi özelliklerin derecesi yükseliyor. Güç yükseldikçe düşüyor. Tipik sürüş modlarında görmeye alışkın olduğumuz bir düzen. Ama güzel tarafı, modu değiştirince ekran değişiyor ve Sport'ta komple bir kadran oluyor ekran. Henüz Sport'ta kullanmıyorum rodajda olduğundan dolayı. Basılı tutunca menüyü açıyormuş. Buna basıp çekince modları açıyor. Touring modu aldığımız zaman kadran küçülüyor. Aşağıya Traction, ABS, total kilometre, ortalama tüketim gibi bilgiler geliyor. Ve Urban'a çektiğiniz zaman kadran ise yok oluyor. Yani kadran deyip duruyorum. Kusura bakmayın. Devir metre yok oluyor. Ve sadece özellikler görünüyor işte. Yine traction ve şeyin. Bundan şunu anlıyorum. Gücü düşürüp devir göstergesinin ne kadar bu güçte önemsiz olduğunu gösteriyor bize. Bu zaten çok bir alışma modu. Korkanlar için, yüksek beygirlerden, tedbirli olanlar için. Hatta rodaj içinde ki ben rodajı parti biraz touring biraz urban kullanıyorum. Çok güzel bir mod olmuş bence. Çok da mantıklı bir gösterge bölünmüş. Şimdi touring'e geri dönelim. Şu an bir tarihim eksik. Onu da biraz önce gördüğünüz menüde ayarlayacağım. Tasarımdan falan çok bahsetmiyorum ama hani bahsetmem gerekirse şöyle şeyi söylemek lazım. Tipik Monster'ın gerçekten yenilenerek gitmiş hali. Monster'ın 620'lerden ta görmeye alıştığımız dışarıda olan kalın şasi, kocaman bir depo. Deponun önünde yine kilit. Bu da yani 620'lerde, 696'larda, 796'larda görmeye alışkın olduğumuz Monster çizgisi özelliklerini taşıyor. Yolda çıkalım. Zaten incelemede böyle detaylarıyla ben anlatacağım ama bu bir ilk sürüş videosu. CB'den başlayacağım zaten. Şimdi arkalık araya yürüyelim. Sesi de çok tatlı. Her motoru aldığımda yaptığım şey olan Bahçeköy-Kemerburgaz rotasına döndüm abi. Tabii artık Kasım'ın 3. haftasına geldik. Yavaş yavaş yerler güneş ne kadar olsa da ıslak, hava ne kadar tatlı görünse de soğuk. Öncelikle CB'den başladım. CB'yi çok az çektim videoya. Satıldı mı satılmadı mı şaibeli kaldı. Aslında satılalı da 2 ayı geçti. CB çok böyle ani bir hafta sonu muhabbetinde satıldı. Ben de anlamadım açıkçası. O zamanki hedefim Monster değil, farklı bir motordu. Kaporasını falan da verdim. Ancak sonrasında beklediğim bir yerden bir para gelmediği için o motoru alamadım. Sahibi de çok anlayışlı bir abimizdi sağ olsun. Önemli değil böyle şeyler deyip kaporamı geri iade etti. Ve o problemi de o şekilde çözdük. Burada tümsek var. Akabinde konu Monster'a döndü ve hayırlı uğurlu oldu. Çok güzel dilekleriniz oldu motoru aldığımdan beri. Tekrardan teşekkür ederim. Sonrasında Monster'ı aldık. Şimdi gece sandığı için beyaz moddan siyah moda ara dönüyor ormanlık alanda, onu fark ettim. Motor tam olarak Scrambler Ducati ile Diabelli'nin arasında kaldı her manada. Güç, büyüklük, hacim, her türlü özelliği tam ikisinin arasında kalan bir motor oldu. Diabelli'ye yakın tabii ki. Scrambler zaten çok mekanik bir motosiklet diğer Ducati modellerine göre. Özellikle benim kullandığım flat track. Bir kere 100 beygirin üstünü acayip özlemişim hocam. O elinin altındaki güç, gazlamayı, sesini, gece 2'de ara sokaklardan dönerken egzozun böyle ufak ufak patlaması, hem Ducati'ye özgün, bu Desmo motora özgün özellikler aşırı özlemişim. O yüzden yani 300 km oldu ama hani binmeye yer arıyordum. Şu fuar akabinde prodüksiyon işleri denk geldi. Bir türlü binemedim. Biraz da hava vurdu. Şimdi tabii ölüyorum keyiften. Videoyu çekmeye de o yüzden buraya gelmek istedim. Yol çok da tatlı değil gerçi ama manzarası güzel. Yolumuz yol değil ama manzarasını seviyoruz arkadaşlar. Şimdi nelerden bahsedebiliriz? Öncelikle tabii en son kullandığım yüksek açımlı kendime ait motor Dievel'di. Şimdi alırken ilk tartışma siyah mı kırmızı mı olsundu. Çok güzel bir rengi var siyahında, öyle mat siyah, gri, kırmızı çizgileri var. Ancak biraz bu Ferrari'deki o algı vardır ya, ya da işte kırmızı olsun 5 kuruş daha pahalı olsun. Aslında böyle bir durum yoktu bir alırken ama bence doğru bir tercihti. İlk kırmızı motorum, çok istiyordum bir kırmızı motorum olsun. Kullanmaya hemen alıştım haliyle, tecrübenin vermiş olduğu bir şey. İlk garibime giden şey, tamam güç süper, trafikte filtering yapmak, aralardan geçmek, ani sollamalara çıkmak, bir rodajda olduğu için şu an usul usul kullanıyorum ben ama potansiyelini anlayabilme tarafları çok keyifliydi. Sadece şunu Monster'da unutmuştum. Dediğim gibi Monster'ı çok eskiden tanıyorum. Eskiden Utku diye bir arkadaşım vardı. 620i Dark'ı vardı onun da. Eski 2004-2005 modeller mi herhalde? Oralarda bir şey. İlk onunla tanışmıştım Monster'la. Ondan sonra Göktuğ vardı bizim. Manyak Dievel'di. Kanalın eski takipçileri hatırlar. 696 vardı. 20. yıl gene Monster. O da bir dönem kullandığım motosikletti. Sonrasında başka Monster kullanmadım. Ama yine de Monster'ın bazı karakteristik özelliklerine hakimim. Ne bu? İlk bindiğimde Korlas'tan çıkarken bile hatırladığım bir özellik bu. Gidon... Allah! O bizi öyle alıp götürür ya. Gidon açısının dar olması, böyle yollarda giderken değil de trafikte ya da otopark gibi yerlerden çıkartırken ya da işte bir dönüş yapmaya çalıştığınızda bu gidonun böyle dar olması unuttuğum şeylerden bir tanesiydi. Bir onu hatırladım. Bir de tabii aynalar malum Dievel'den sonra gene bir Ducati ile kıyaslamam gerekirse Scrambler'ı bu tasarım çizgisine hiç koymuyorum. Gidon bana daha yakında olduğu için aynaların bir tık aşağıda kalması ve keskin olması. Bu ikisi, ha evet bir Monster'dayım dedirten bana ilk özellikler desin. Geçelim reis. Ah be, yollar kuru olsa da biraz böyle virajlı. Nasıl durumları? Tabii kontrolü basit bir makine olmuş. Eski bence 620'ler özellikle falan. Yani oralardan gelen biri olarak vay be ne kadar kullanımı kolaylaşmış dedik dedirtti bana. Yollar dediğim gibi bu yol biraz tehlikeli yani. Şu an değil ama kışın gizli buzlanma potansiyeli olan ve yer yerde yağmur öbekleri yapabilecek bir yol. Çok güzel bir yol ama yazın. Ondan sonra göstergeye bayıldım. Göstergede her şey var. Gördüğünüz yeşil bar yakıt tüketimi. Onun altında averaj tüketim var ve şu butonu aşağıya ittikçe anlık tüketiminizi, ortalama hızınızı yaptığınız o sürüşünüzdeki havanın derecesini, şu an 13 dereceymiş. Benim ellerimin niye donduğu belli oldu. Bu viraj sıkıntılı bir viraj. Ondan sonra görebiliyorsunuz. Yukarı kaydırdıkça da hemen sol kutucuğunda şu an 302 yazan yerde totalde bu motorun kaç kilometrede olduğu. Kabinde trip 1, trip 2 klasik. Ondan sonra da menzil var. Şu an mesela depo full 265 kilometre giderim diyor. Ancak geçen kullandığımda ben birazcık agresif kullandım. Hafif. O range gerçekten kullanımınıza göre inanılmaz şekilde yukarı ve aşağı oynayabiliyor. Spor motorların birçoğunda gene bu olay vardır. Alıştığımız bir şey. Hatta ben anlatırken bile 5 kilometre düştüm. Ducati'yi de çok özlemişim. Bu özellikle düşük devirlerdeki bu öksürmeleri, parti partiye yüksek devirde kalma isteği, bu böyle 5000-6000 devirlerdeki o ufak çıldırması, şu an tam yapamasak da gerçekten özlediğim hissiyatlara şöyle 700 kilometre kaldığını ufak ufak tadından ucundan oynatıyor beni, anlatabiliyor muyum? Mutlu oldum yani binince gene. Vites geçişleri şıkır şıkır. Aydınlatması gayet güzel. Şu ana kadar gördüklerim. Selesi rahat. Eski Monster'larda bu şey vardı. Ya sele aşağı doğru kaydırıyor. Depoyu öpüyoruz. Kasıklar komple oralar eziliyor muhabbetleri vardı. Bunda o problemi çözmüşler. 821'de ne zaman vardı ya da ne zaman çözdüler hiçbir fikrim yok. Eski kullandıklarıma göre kıyaslayarak bu problemi çözmüşler. Çok daha rahat bir kullanım olmuş. Geçen gün bir aracı sollarken ya 1'de ya 2'deydim. Şöyle gazı bir tık fazla verdim. Hemen bir önü havaya aldı. Touring'de biraz izin veriyor. Eminim Sport'ta bu böyle ön tekeri yerden kesmeye alıştıktan sonra kendini alamazsın yani bir kere alışırsan. Tabii ne negatif gördüm ne pozitif gördüm bilmiyorum. Şu an tamamen 300 km içindeki yorumlarımı yapıyorum. Bir motoru incelemek için 300 km bu süreçteki sürme zamanı yetersiz. Bakım aşamalarını hem de bakım maliyetleri nedir hep beraber öğreneceğiz. Korlas'ta da bu şekilde konuştuk. Her şeyi böyle göstere göstere, açık açık, anlata anlata. Biliyorsunuz ki son 10 haftadır yaklaşık düzenli olarak YouTube'a video yüklüyorum. Artık böyle. Artık böyle. Çıkmak istediğin zaman da böyle böyle konuştum. Şarjör tadında açıyorum bu arada. Kornamız şirin. Top bir kornası var. Dik dik değil yani. Şu dükkana bir uğrayayım mı? Oradan devam ederiz diyor. Aa, dayım gelmiş. Samimiyetin doruklarında video yaşatıyorum size. Kolay gelsin. Yok, motoru değiştirdim. Diğeri gitti ya. 1,5 yıl falan oldu abi. Bayağıdır gelemiyordum. Ne marka senin? Ducati gene ya. Devam. Forza Ducati. 150. A few moments later. Rodaj bitsin artık be. Bit artık lanet olmasın Rodaj. Şöyle gönül rahatlığıyla şurada bir sporda açıp çıkmamız yok mu peki? En çok da bunu özlemişim. Özellikle 250 cc'den sonra 130'da giderken şu elin bir hareketiyle 180'lere, 170'lere dayanabileceğini ve akabinde devam edeceğini bilme hissi. En çok seni özledim ya. En çok seni. Çok özlemişim. Yangın her aşkın sonu, ben de aldattım. Nice güzel videolara, içeriklere diliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalın diğer videolarını takip etmek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Yorum atarak etkileşim yaratabiliriz ve kanalın büyümesine yardımcı olabiliriz. Ben YouTuber olacağım ya. Ben YouTuber olmak istiyorum artık. Sadece YouTube'la uğraşayım ya. Vallahi diyorum, o kadar çok insana videosunu yaptım ki bu ara. Beynim yanık durumda. Çıldırdım. Video kurgulamaktan çıldırdım. Eskiden egzozlu motorlarım yokken devirlerin sesini, bu anlattığım 16-17 yaşımdayken işte, scooter'ım varken devirlerin sesini ağzımla kendim yapardım. Gerçi bisikletten beri ya. Motorla da alakası yok ki mevzunun. GTA'da PCJ600 diye bir motor vardı. Onun sesini yapardım. Biz şeydik ya, lastiğe işte, lan bunu her zaman altına geldiği zaman bir anda üzerime akacakmış gibi hissediyorum ya. Bisiklete kola şeyi sıkıştırıp sesini çıkartan çocuklardandım işte. Sonra nasıl konu buraya geldi hiçbir fikrim yok. Abi yemeği gelirken arkadaş düşürmüş çorbayı, ben restorandan yenisini. Of, böyle tıraş ettiğimi düşünsene seni.